Cumhuriyet ile yönetilen bir devirde İslam'a uygun bir şekilde ceza vermek çok yanlış olur. Peki bizi kim yarattı mesela? Laik rejim mi yarattı, Allah mı yarattı? Binlerce insan ölüyor, on binlerce kadın, çocuk tecavüze uğruyor. Allah yani sanki başıboş bırakmış gibi burada bırakıyor yani. Ben 2 yıl Süleymancı yurdunda kaldım yani, kitabını da okudum. Arapça mı Türkçe mi? Arapça okudum. Mesela ben anlamadığımı örnek söyleyeyim. Victor Hugo'nun bir tane kitabını okuyorum ya da Tolstoy'un kitabını okuyorum ama İngilizce. Sonra da gelin diyorum ki Tolstoy'u okudum. Ben Tolstoy'u okumuş mu oldum, gerçekten anlamış mı oldum? Biz okumuş olurum ama anlamış olmam değil mi? Bütün bu nimeti verene mi biz ibadet edip, kul edip, sadık olmamız gerekli? Abi, yoksa hiç üzerimizde... Mi geldin, ders vermeye mi geldin? Gündemle alakalı bazı sorular soracağız da. Hani mesela biliyorsunuzdur Müslüme ile alakalı bir tane küçük kız. Dedesi tarafından taciz edildi. Dedesi o kızın annesine de bir zaman taciz etmiş. Ondan olan çocuğa da taciz ediyor. En sonunda öldürüp kaylıklara atıyor. Bunda bir yörük kadın buluyor. Bu konu hakkındaki fikriniz nedir? Yani bir gençsin mesela. Yaşın kaçtı Yiğit? 17. 17 yaşındasın. Mesela bu olay sana neyi hissettiriyor mesela? Ya bu olay aslında şahsen kendi çocuğuma ya da kendi kardeşim yapılmış bir olay gibi bakmak gerekiyor. Yani çok büyük bir vicdan azabı ile yaşıyoruz şu dönemlerde. Mesela bu dede dediğimiz adam nasıl bu kadar canileşti? Nasıl bu kadar hayvanlaştı? Bu kadar aşağılaştı? Sence şu anki sistemin bunun üzerinde bir payı var mıdır? Yani yaşantımızın, yani bize sunulan içeriklerin, biliyorsun istediğimiz şekilde hani müstehcen pornografi içeriklere her türlü ulaşabiliyoruz. Diziler dediğimiz şeyler öyle İslami diyebileceğimiz din, İslam dinine uygun olmayan içerikler. Bu adam da yani bu topluluğun içerisinde ve bu medyanın içerisinde büyüdüğünden dolayı acaba bunun kalbi bu kadar bozulmuş olabilir mi? Bundan dolayı bu hayvanlaşmış olabilir mi? Şöyle diyeyim size, oluşan sistemde, adalet sisteminde yapılan etkilerin bir karşılık olarak bir cezası yok. Mesela adam öldürme ya da kadın öldürme, çocuk öldürmenin cezası artık bu devirde işlemiyor yani. Herhangi bir pornografik içerik ya da televizyondan gördüğü bir şeyle etkilenip yaşlı bir adam ya da herhangi bir genç çıkıp ben de yaparım demez. İçindeki nefsi hakim olamamıştır, yapmıştır. Fakat bunu engelleyecek, önüne geçecek bir ceza yok. Ya bu adam bir sonuçtur sonuçta. Hani bu sisteme uyuşur bir sonuçtur. Peki mesela örnek söylüyorum. Bu adamı bu yaptığından dolayı taşlarak öldürmek ister miydiniz? Direkt asmak isterdim aslında. İslam'ın şöyle bir hükmü var. İslam'da bir kişiye taciz edilmiş ise taciz eden kişi taşlarak öldürülür. Yani bu senin de mesela fikrine yakın bir fikir midir? Yani kanun mudur, hüküm müdür? Yani gönlüne yatıyor mu bu? Bu konuda da benim laiklik şeyim ağır basıyor. Çünkü cumhuriyet ile yönetilen bir devirde İslam'a uygun bir şekilde ceza vermek çok yanlış olur. Peki bizi kim yarattı mesela? Laik rejim mi yarattı, Allah mı yarattı? Bu konuyla bir alakası yok. Bu bir insanın işlediği suç ve alacağı ceza. Eğer Allah bir kitapta ceza... cezalar da vardı, o yüzden mesela öldüğünü öldürün gibi kısas. Yani bu kadar masum çocuk eğer ölüyorsa Allah niye onlara bir ceza vermiyor da cumhuriyetin savcısı veriyor. Şimdi veriyor. Allah subhanahu ta ceza vermeyeceğinden bahsetmiyor. Bütün kitabını mesela okuduğumuz zaman hep öldükten sonra kişilerin ceza mükafatlandırılacağından bahsediyor. Bu yüzden hani henüz oluşmamış bir mahkemenin hakkında konuşmamız biraz yanlış oluyor. Allah subhanahu teala hiç cezalandırmayacağım demiyor yani. Ben 2 yıl Süleymancı yurdunda kaldım yani, kitabını da okudum. Arapça mı Türkçe mi? Arapça okudum. Mesela ben anlamadığımı örnek söyleyeyim. Victor Hugo'nun bir tane kitabını okuyorum ya da Tolstoy'un kitabını okuyorum ama İngilizce. Sonra da gelin diyorum ki Tolstoy'u okudum. Ben Tolstoy'u okumuş mu oldum, gerçekten anlamış mı oldum? Okumuş olurum ama anlamış olmam değil mi? Benim dediğim şey şu. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye çevrilmiş halleri de var. Olay tamamen o değil. Olay insanların öldürülmesi, tecavüze uğraması, esir edilmesi, özgürlüklerinin elinden alınması ve buna karşılık olarak serbest bırakılması. İslam'a uygun cezalar ise ona uygun, yani cumhuriyete uygun bir davranış değil. Eğer dinle devlet bir arada yürütülseydi zaten ortalık kargaşa olurdu. Şu anki dönem bu o dönem. Mesela güneşe bakıyoruz. Herhangi bir kargaşa görebiliyor muyuz? Güneşle ilgili herhangi güneş ya. Ona bakılırsa İnsanlar... Mesela doğmasında veya batmasında herhangi bir sorun görebiliyor muyuz? Ya da işte gökyüzünde herhangi bir çatlak, bir sorun görebiliyor muyuz? Hayır. Allah subhanahu teala Rabliğinden bahsediyor. Rab kanun koyucu demektir. Güneşe koyduğu kanunda herhangi bir düzensizlik yok ise yeryüzüne indirdiği bir Kur'an var. O kitabın içerisinde hükümler var, ahkamlar var. O zaman göğe baktığımız zaman, onun yarattığı kanunlara baktığımız zaman herhangi bir sorun görmüyoruz. Kendi kitabında da bu düzenin olacağını düşünmemiz gerekmez mi? Allah subhanahu teala şimdi hikmetli, hakim olduğundan dolayı senin benim mesela görmediğim, gaybı da bildiğinden dolayı görmediğim şeyleri biliyor. Yani ileriyi biliyor. 1000 yıl sonraki
olayı bilerek bir kanun, bir hüküm koyabiliyor. Bu yüzden senin beni de yaratan olduğundan dolayı bizi yaratana mı teslim olmamız lazım, yoksa bizim üzerimizde hiç nimet sahibi olmayan, mesela örnek söyleyeyim, şu anki sistem diyorsun ki mesela laik rejimle yönetiliyor. Laik rejim neyin üzerinde duruyor? Partilerle. Partiler neyin üzerinde duruyor? Bizim verdiğimiz oylarla. Bir sözümü bitireyim de. Laik rejim de o partilerin oylarıyla ayakta duruyor. Bu partiler Allah rızası için gökten bir damla yağmur indirmeye kadir mi? Güçleri yeter mi? Ya şu an kim indiriyor gökten bir damla yağmur? Allah. Allah subhanahu teala gökten bir damla yağmurumuzu indirmekle kalmıyor. Bizi de şekillendirdi. Bizi de musavvir olarak yarattı, düzenledi ve havamızı da sunuyor. Bütün bu nimeti verene mi biz ibadet edip kul edip sadık olmamız gerekli? Abi, yoksa hiç üzerimizde geldin, ders vermeye mi geldin? Şu an konuşuyoruz yani. Şu an baştaki. Yoksa hangisine mesela, üzerimizde bu kadar hakkı olana mı boyun eğmemiz lazım, yoksa hiç hakkı olmayanlara mı? Baştaki hükümet yatıyor kalkıyor Allah diyor. Eğer böyle bir senin dediğin gibi bir şey olsaydı Türkiye doğal kaynaklar olarak çok zengin olurdu. Neden? Çünkü yatıyorlar kalkıyorlar Allah'a ibadet ediyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, cami yaptırıyorlar. Allah'ın duasını alıyorlar. Allah'ın duasını dediğim yani halktan dua alıyorlar. AK Parti dediğimiz iktidar tamamen dini kullanıp insanları sömüren, istismar eden bir iktidar. Allah subhanahu teala kitabında diyor ki akıllarını kullanmayan üzerine pislik yağdırırım. Allah subhanahu teala çalışıp aklını kullanan, çalışmaya değer veren insanları geliştiriyor. Allah'ın sünnetullahında bu var. Yahudiler bugün dünyayı eline almış, her türlü hepimizi bir şekilde kullanabiliyor, takip edebiliyor. Gerek kullandığımız kartlardan kullandığımız telefonlara kadar bizi takip edebiliyorlar. Şu an Google Chrome dediğimiz birçok uygulama ve yazılım onların yaptığı yazılımlar. Bunlar niçin bu hedefe ulaştı? Allah subhanahu teala o kadar adaletli ki çalışana karşılığını veriyor. Allah kitabında diyor ki çalışana çalıştığının karşılığı vardır. Şu an iktidarla falan AK Parti ile falan sakın kesinlikle İslam'ı özdeşleştirmeyin. İslam'ı özdeşleştirirseniz bu Kur'an'ı gerçekten okuyup anlamadığımızı gösterir. Şu an Kur'an'da mesela Maide 44. ayette diyor kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir. AK Parti Allah'ın indirdiğiyle mi hükmediyor? Bu Yahudiler, Hristiyanlar olsun bunlar dinini ikinci plana alan insanlar. Yani size şöyle diyeyim, 3. dünya ülkeleri işte saraylar yapıp ya da görkemli ibadethaneler yapıp bunları göz önüne koyup hareket eden insanlar ve dini ön planda tutuyorlar. Peki şu an laik rejimle yönetiliyor Türkiye. Ne kadar gelişti mesela diğer Avrupa ülkelerine göre? Ya da İslam neye engel? Türkiye şu zamana kadar gelişememesinin sebeplerinden bir tanesi 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda aldığımız darbeler. 2. Dünya Savaşı'na katılmamış olarak gözüksek bile Trakya'ya 1 milyon asker göndermemiz para ve manevi olarak büyük zararlara sundu bize. Ekten zaten CHP döneminde gelişen darbeler falan olsun. Bunlarla beraber bir de AK Parti döneminde çalınan paralar, boşa harcanan paralarla beraber iyice çukura sürüklendik. Yani çalıyorlar ama çaldıklarını gizliyorlar. Bir de tutup başka yere iftira atıp konuyu, gündemi değiştiriyorlar. Terörist vatan haini ilan ediyorlar insanları. Adaletsiz bir şekilde insanları suçluyorlar, yaftalıyorlar ve bu şekilde insanları asimile ediyorlar. Baskı altında tutabiliyorlar. Bu konuda bir kısım yerlerde hemfikir olabiliriz. Hiç sorun değil. Ya sadece sorum şu. Laik rejim şu anki topluluğu ne kadar ilerletti? İslam niye bu toplumun gelişiminde engel? Sorunun en başına döneyim ben. Bir insan öldürdüğü için ben şahsen öldürülmesini isterim. Çünkü bir can alanının bir can vermesi gerekir. Ben bu kafadayım. Ama olayı tamamen İslamiyet'e çevirmek, yani İslam'a uygun bir şekilde cezasını verelim, şunu böyle yapalım, İslam'a uygun yönetelim, şöyle İslam'ı, din ve devlet işleri birbirine karışmaması gerekiyor. Çünkü bunu kim söylüyor mesela? Allah subhanahu tam tersini söylüyor. Din devlete karışır. Kadar, çünkü evet. Ne diyor biliyor musun? Bakın ben tarihe meraklı bir insanımdır. Ya birçok devletin kuruluşunu, yıkılışını birçok kez okudum, izledim, gördüm ve şöyle bir şey var. Eğer din ve devlet işleri bir araya geldiği zaman o devlet çökmeye başlıyor. Zamanında Avrupa, papalık elindeydi. Papalık güçlendikçe krallıklar yıkıldı. Şöyle desek doğru olmaz mı? Arap. Dini kullananlarla dini gerçek manada adil bir şekilde hükmedenleri ayırt etsek, dine suç atmamış kişilere suç atmış oluruz. Bak şimdi AK Parti'den bahsediyoruz. Abi, sen şu an bir şey diyeceğim. Sen Türksün değil mi? Senin zaten Müslüman oluşun bile zamanında bizim Araplara yenilmemiz sonucu olmuş bir olay. Yani biz zamanında Asya'dayken Hristiyan bir şey de vardı. Türk kısmı da vardı. Müslüman bir Türk kısmı da vardı. Bir de gök tanrı inancına inanan bir kısım da vardı. Yani Allah subhanahu şimdi söylediğiniz sözleri ben Kur'an'a mesela yoruyorum. Allah subhanahu diyor ki ufukta ve kendi nefislerinizde Allah ayetlerini gösterecek. Yani öyle ya da böyle size bir şekilde hüccet ikame edilecek. Allah subhanahu kitabında bir metodu vardır. Resuller gönderir. Tebliğciler gönderir. Hidayetçiler gönderir. Allah subhanahu bunu boş bırakmamış. Bu söylediğiniz söz burayla çelişir. Yani ben mesela Araplar Karahanlılarla savaşmasaydı, onlar Müslüman olmasaydı ben Müslüman olmazdım. Bu söz batıl oluyor Kur'an'a göre. Olmasaydı Allah subhanahu diyor ki ben başka sebep yaratacaktım. Bu yüzden sen ne söylersen söyle Allah subhanahu teala yine bir sebep yaratacak. Bana hidayet ulaştıracak. Aksi halde beni sorumlu tutmayacak. Benim ama sorduğum soru şu Yiğit. Şu anki diyorum ki şu topluluğu
gerileten İslam mıdır? Yani ya da İslam'ın olmaması mı bu toplumu İslam, ilerletiyor? Hristiyan, Yahudilik bunlarla hiçbir alakası yok. Yani tam bir devlet şey din ismi. Müslümansın değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Eğer bir devletin işine tutup bir imam ya da herhangi bir dini görevli karışırsa o devletin içindeki sıkıntılar artar. Yönetimde, adalete, hukukta bunlar da problem oluşur. İstismar edildiğinden dolayı değil midir sence? Nasıl yani? Tam açık. Yani istismar edildiğinden dolayı, o dini istismar edenler olduğundan dolayı düzensizlik olmuş olabilir mi? Bu insanın sorunu olur. Mesela Kur'an'da Allah subhanahu teala... Şöyle bir şey oldu. Haberlere de çıktı. Antalya'da bir okulda öğretmenler, parantez içinde öğretmen yok o okulda. Ama EBA'da şey, orası işte EBA'nın baş yeri olarak gözüküyor. Fakat orada öğretmen yok. Bir imam geliyor. İki tane karısıyla beraber, biri normal nikahlı, biri imam nikahlı. Karısıyla beraber ders veriyor. Şimdi bunu insani bir açıdan bakarsak, bu dersiniz ki aa imam ne kadar güzel bir şey yapmış. Ama aslında orada ne oluyor? Milli eğitimin bir okulunda öğretmen gönderilmesi gereken bir okulda bir imam var ve tam olarak ne öğrettiği, ne öğretmesi gerektiği belli değil. Yani ne yapacak o adam orada? Ne öğretiyor o adam orada? Ne işi var o adamın orada? Yani herkes bunda altındaki yorumlar şu. Hiçbir şey olmaz. Çok iyi yapmış. Çok iyi yapmış. Ama şu. Onu bilmemem dolayı bir şey demiyorum ama asıl soru... Din görevlisi ama okulda ne işi var bu adamın? Şu an laik rejimin diyorum. Şu anki Türkiye'ye kattığı değer nedir? İlerlemesinde ne kadar rol oynamış? Laiklik, Cumhuriyet rejimi 3000 yıldan beridir var. Roma ile başladı. Roma bunu çok iyi kullandı. Şöyle bir şey de sundu. Din bu işe gelmeyecek dedi. Bunu sadece Atatürk söylemedi. O zaman da dini katmadılar. Bu zaman da katmamaları gerekiyordu. Bu zaman da kattılar. Bu sıkıntılarda tamamen İslamcıların ya da herhangi bir dinci görevlilerin gelip her türlü adalete burnunu sokması, her türlü siyasete burnunu sokması bundan ibaret. Yiğit, benim anladığım şu. Abi, şey sen ekleyeceksin. İslam'ı insanlara bakarak anlamaya çalışmışsın. Ondan dolayı sormuşsun. Ama asla ve asla bu şekilde İslam algılanmaz. İslam'ın kaynakları bellidir. Kur'an ve sünnettir. Onu araştırıp, onu okuyup ona ben göre bir dinlersen. Orada yattım. Ya ama Arapçasından okumuşsunuz ya. Arapçasında okudum. Tevhidini, Karabaş tevhidini bile okudum. Çevirdik onları. 2 yılın sonunda 3 tane hoca tacizi çıktı yani. Sana ben böyle... Şu an laikliği mesela da Kemalizmi savunan insanlardan da taciz çıkıyor. Bütün Kemalistler tacizli desek talihsiz konuşmuş oluruz. Abi, birkaç tane şerefsiz çıkacak diye bütün herkesi genele yaymak yanlış olur. Benim sorduğum soru şu. Şu anki rejim ne kattı bu memlekete? Abi, ya da abi, neler getirdi bu memlekete? Abi bize de bir söz hakkı verir misin? Abi şimdi İsimle. Yusuf Eren. Yusuf Eren, buyur Yusuf. Evet. Abi laiklik zaten ordunun din açısından karışıklığıyla ilan edilmiş bir rejim Atatürk zamanında. Şu anda laiklik olmasa zaten sürekli kültür çatışmaları, din çatışmaları olur. Peki şu anda futbol çatışmaları oluyor, parti çatışmaları oluyor. Bunu laiklik getirmedi mi? Yani. AK Parti CHP'li, CHP'li AK Partili'ye ana avrat dümdüz gidiyor. Bunu laiklik getirmedi mi? Ya da Galatasaraylı Fenerbahçeli'ye ana avrat dümdüz gidiyor. Bunu laiklik getirmedi mi? Abi, İslam'da bundan olur mu peki? Olmaz. Bunu laiklik getiremedi ama şu an... Abi bir şey ekleyebilir miyim? Sen dedin ya işte bu devlete Ekin. Bu devlete laiklik ne kazandırdı? Öyle bir şey mi demiştin? Bir daha söyler misin? Yani laiklik mesela bu devletin, bu Türkiye'nin gelişiminde ne rol oynuyor? Şöyle abi, ya da İslam neye engel? Şöyle söyleyeyim abi. Laiklikle yönetilen tek devlet biz değiliz. Fransa'da da laiklik var. Din ve devlet işlerinin ayrı olması diğer arkadaşımın dediği de gibi birazcık karmaşa önlüyor. Çünkü bazı dinciler karmaşa önlüyor mu? Partiler birbirine girmiş durumda şu an. Partileri oluşturan laiklik demokrasi değil mi? Hayır. Neyi mesela? Partileri ne oluşturdu? Yani şu an dediğim şey başka benim. Şu an laiklikle yönetilen başka devletler de var. İslam aksine diyor ki bölünmeyin, parçalanmayın, zayıflarsınız, güçsüzleşirsiniz. Ama şu anki rejim diyor ki bölünün bölünebildiğiniz kadar partilere, bölünün bölünebildiğiniz kadar futbol takımlarına. Ha, öyle mi diyormuş? Şu an kaç tane mesela futbol takımı var? Futbol takımlarından mı bölünüyormuş abi? Her birinin mesela Galatasaraylı'nın mensupları, Fenerbahçe'nin mensupları birbirine karşı nasıl maçlarda? Kavgalar gürültüler izlemiyor muyuz? Abi derbi o. Abi şeriatla yani, maç o. Peki tamam, CHP'li AK Partili'ye, AK Parti CHP'li'ye ya da MHP'li'ye ne oluyor mesela? Aralarında bir kin nefret yok mu? Abi herkesin düşüncesi farklı. Tamam, onlar zaten belli. Düşünceleri farklı olduğundan dolayı ayrılar. Bunlar laiklik getirmedi mi? Toplumu bölen diyorum. Laiklik olmamış mı? Abi aynı mı düşünelim? Müslümanlar aynı düşünüyoruz zaten. O zaman hocam maç yapmayalım. Herkes aynı takımı tutsun. Onu benim sorunum değil, o sistemin sorunu. Sadece şunu söylüyorum. Eğer Müslümansak zaten hepimiz aynı düşünüyoruz demektir. Bundan da kimse gocunmaz. Çünkü Allah subhanahu teala ekin seni yarattı değil mi? Sen mesela şu 576 megabitsel gözünü Allah subhanahu teala verdi. Hiçbir parti vermedi değil mi? Şu an laik rejim de vermedi. Peki Allah subhanahu teala laik rejim hakkındaki düşünceleri ne kitabında mesela? Seviyor mu laik rejim Allah? Laiklikle bir şey demiyor ki kitapta. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme kafirlerin ta kendisidir diyor. Kendi kitabımla hükmedin diyor. Devleti yönetiyorsanız. Mahkemenizle benim kitabımla diyor yöneteceksiniz diyor. Nisa 60, 65 ve 59. ayette. Bu sence laik
laikliğe tamamen Allah'ın karşı olduğunu göstermez mi? Abi bizim halkımız öyle yönetilmek istemiyor. O yüzden öyle yönetilmiyoruz. O zaman bu fikir Allah-u Teala'nın şu ayetine delalet geliyor. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Yani abi biz laikliği seçtiğimiz için laik yönetiliyoruz. Fakat eğer laik olmamayı aynı Arabistan gibi, ondan sonra öyle ülkeler gibi, yani Kur'an'ı kanun olarak yapsaydık öyle yönetilirdik. Bu bizim seçimimiz. Niye Suudi Arabistan mesela örnek verdin ki yani? İnsanlara örnek vermek yerine Kur'an ve sünnetten örnekler alsak daha iyi değil mi? Suudi Arabistan'da mesela Amerika'nın şu anda uşaklığını yapan bir iktidar var. Ben şimdi onlara bakıp da İslam'ı yorumlasam diyeceğim ki Allah'ın dini Amerika'nın yanında olan bir din desem yanlış olmuş olmaz mı? Aynen abi. Yanlış yapmış oldum değil mi? Aynen abi. Aynı şeyi sen de yapsan yanlış olmaz mı? Mesela Suudi'ye bakıp da İslam'ın kötü bir şey olduğunu düşünmen yanlış olmaz mı? Kur'an ve sünneti okuyup onun izzetini, şerefini görüp Allah'tan daha düzgün, daha adil bir sistem oluşturduğunu gördükten sonra fikrin değişmez mi? Aynen abi. Teşekkür ederim Ekim.